Orada ışık görüyorum. Ateşin etrafında oturuyorlar. Belki de Anga'ya gelmişizdir. Bütün bunlar nedir böyle? Hiç korkmadan alkol tüketiyorlar, baksana. Yani bunu nasıl yapabiliyorlar? Sen benim ekmeğime dokunmaya nasıl cüret edersin be kadın? Çok açım, lütfen. Aç mısın? Ha? Al. Al bunu iç. Verdiğimiz görevi bitirene kadar yemek yemeyeceksin. Eğer bir daha buradan ekmek alırsan... Ne yapıyorsun? Bir kadına vuruyorsun. Sen kimsin, bize karışıyorsun ha? Git buradan. Ben Radikarn. Ve Anga'nın kralıyım. O geldi. O geldi. O geldi. O geldi. Magat Anga Krallığı'na su sağlıyor. Bunun karşılığında Magat Kralı, yani Karasanda'nın hizmetkarları, Anga esnafından ürünler satın alıyor. Karn politikayı veya yönetimi herhangi bir şekilde değiştirirse bu anlaşma sona erer. Ve Hastinapur korkunç bir savaşla yüzleşmek zorunda kalır. Neden bana savaş alanında bundan bahsetmedin anlamıyorum. Ben bir şey söyleyemeden kral bir söz verdi, yani bir şey yapamadım. Ona asla karşı gelemezdim. Eğer gelseydim kendi sözümü bozacaktım. Ve bir daha hiç kimse bana inanmayacaktı. Şu an benim tek amacım imparatorluğun bir şekilde güvenliğini sağlamaktır. Fakat ekselansları, siz ve Hastinapur kralı Karn'ın ardından bu şekilde giderseniz imparatorluğun başında kimse kalmayacak. Önce Karn'a bir krallık verdiniz ve kendini ispat etmesini istediniz, değil mi? Sonra da onu durdurdunuz. Bakın kral, bence bir süre beklemeliyiz. Anga'nın kralı Karn kendini ispat etmeli çünkü. Ta prenslerimiz Panjal'dan sağ salim dönsünler. Shakuni haklı ekselansları. Tüm prensler sağ salim dönene kadar Hastinapur'da kalmamız gerekiyor. Nasıl istersen kral. Sadece beklemek istemiyorum. Çünkü beklediğimiz sürece zaman Hastinapur'un aleyhine işleyecektir kral. Efendim, kralım, hoş geldin Anga kralı. Anga'ya hoş geldiniz ve biz...
sizin halkınız, bakın emeklerimiz de... Bütün çabamızla bir taht yaptık efendim. Bu taht artık sizindir. Lütfen oturun. Lütfen efendim. Bu şekilde bakmayın. Biz burada altın bulamıyoruz. Biz size elimizdekilerden bir taht yaptık efendim. Lütfen kabul edin. Yemeğiniz için de kendi yaptığımız karışımı ve vahşi hayvanların etlerini size sunuyoruz. Lütfen kabul edin. Kenara çekil hadi. Geçmeme izin ver. İlk defa bir kral göreceğim. İnanamıyorum. Selamlar kralım. Selamlar kralım. Canım, oldukça güzelsin. Hadi gel benimle. Seninle bir işim var. Sana kraliçenin odasını göstereyim, olur mu? Biraz da dinlenmiş olursun, değil mi? Hoş geldin Anga kralım. Buradaki insanlar beni Danav olarak tanıyor. Ve gizli casusların bana Hastinapur kralının bize karşı merhametli olduğu bilgisini verdiler. Anga krallığımız için bir kral göndermişler. Ama saygıdeğer kral, bir kralın halkını temsil ettiği gerçeğinin farkında olmalısınız. Bu yüzden bize benzemeniz gerekiyor, değil mi? Kralımız olacaksanız ve hüküm sürmek istiyorsanız bize bunu kanıtlamak zorundasınız. Ki biz de size güvenelim. Kabul ediyor musunuz? Söyleyin. Bizim gibi olmalısınız. Hadi neyi bekliyorsunuz? Başlasanıza. Size getirdiğimiz şeyi hemen için, bizden farkınız olmadığını bize kanıtlayın. Ya da hemen şimdi buradan kaybolun. Anga kralı, Anga'nın bugüne kadar hiç kralı olmadı. Ve zaten hiç krala da ihtiyaç duymadık. Yine de burada geçiminizi sağlamak istiyorsanız, bizden biri olmalısınız. Çünkü bize benzemeyen, burada asla yaşayamaz. Haklısın Danav. Eğer sizin kralınız olacaksam size benzemeliyim. Ve bunu yapmanın da iki yolu var. Birincisi, senin gibi olmalıyım. İkincisi de, beni burada sevmeniz gerekiyor. Siz bizim gibi değilsiniz. Ve biz de sizin gibi olamayız Anga kralı. Hadi, bu aptalın sözlerini dinleyerek zamanınızı boşa harcamayın. Hadi. Gidip eğlenin. Hadi!
anlayamıyorum. Neden sessiz kaldın Karn? Tek okunla Danav'ı öldürebilirdin. Ve bu sayede buranın kralı olacaktın. Evet, onu öldürebilirdim. Ama bir kral asla halkını öldüremez. Tek okum Danav'ı bir anda öldürürdü. Ancak bu yaptığım Anga halkını korkutabilirdi. Bana saygı duymaları gerekiyor. Korku değil. Savaşçı olarak burada değilim. Bir kral olarak buradayım. Ve her zaman öyle kalacağım. Bir sonraki adımın ne olacak? Saygı sadece sevgiden doğar. Ve sevgi de güvenden doğar. Onlardan biri olduğumu onlara kanıtlamam gerekecek. Hayatlarına değişiklik getirmek için onlar gibi olmalıyım Vişari. O Anga halkı Karn'a asla güvenmeyecek. Bu çok ciddi bir sorun ekselansları. Evet Vidur. Ancak majesteleri bunu hiç anlamıyor. Evet, Anga Hastinapur'un büyük bir parçası ama tecrit edilmiş durumda. Eğer Anga'nın mevcut yönetimi bozulursa Magat'la barış da bozulur. Sonuç olarak askerler ve sıradan insanlar hayatlarını kaybetmek zorunda. Orası için çok acil bir şeyler yapmalıyız. Onlarca yıldan beri çaresizler. Bugün Karn'ı Hastinapur'un temsilcisi olarak gördüklerinde çok tiksinecekler eminim. Ve bu tiksintinin ne zaman isyana dönüşeceğini kimse bilemez. Şimdi ne yapacaksınız? Ben görevimin ne olduğunu çok iyi biliyorum Vidur. Benim görevim Hastinapur'u düşmanlardan korumak. Bu sorundan dolayı kesinlikle huzursuzum. Ama görevimi yerine getirme konusunda çok kararlıyım. Bu ne aptal? Neden gecenin bu saatinde davul çalıyorsun? Yoksa hala buranın kralı olduğunu falan mı sanıyorsun sen? Kral olduğumu değil. Değişimin gelişini ilan ediyorum. Bu ses Anga'yı uykusundan uyandırmak için. Bu ses yeni bir şafak için. Bu ses Anga'da yönetimin ve adaletin gelişinin sesidir. Daha yeni sen bana Anga halkıyla hiçbir ortak yönüm olmadığını söylemiştin. Ama ortak bir şey var. Anga'nın gelişmesini istiyorum. Sizlerin daha iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. Ancak bunun için birlikte çalışmamız gerekecek. Arkadaşlarım, beni asla kral olarak düşünmeyin. Beni lütfen bir arkadaşınız olarak görün. Bu yaşadığınız hayat hiç normal değil. Kendinize resmen kötülük ediyorsunuz. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Söyleyin. Anga'nın ilerlemesi için, gelişmesi için yanımda olup bana yardım edecek misiniz? Cevap verin.
Bu da ne böyle? Yoksa bir kralın nasıl karşılanması gerektiğini bile bilmiyor musunuz ha? Kral işte böyle karşılanır. Karn! Karn, kendini koru Karn! Yayını hemen kullanman gerekiyor. Hayır Vişali. Ben buraya sadece bir şeyleri bitirmek için gelmedim. Yeni bir başlangıç için geldim. Buraya yok etmeye gelmedim. Buraya Anga'nın ilerlemesi için geldim Vişali. Anga halkı yeter ki mutlu olsun. Söyler misiniz neden durdunuz? Karşılama tarzınızı beğendim. Hadi. Taş atın bize. Angraç Karn. Eğer her gün bunun olmasını istemiyorsan hemen buradan ayrıl. İyi misin Vişali? Umarım canın yanmamıştır. Bak ben iyiyim Karn. Fakat sen şu yaralarına bir baksana Karn. Yaralarım iyileşecek. Ama Anga halkının gelecekleri üzerindeki zihinlerinde açtığı yaraları bir düşünsene. Ben çok daha iyiyim Vişali. Canım hiç acımıyor. Düşünsene Vişali. O kadar acı çekmiş olmalılar ki krallarını taşlarla saldırarak ve hakaret ederek karşıladılar. Ama Karn, kendini yaralayarak ne elde edeceksin anlamıyorum. Güven. Güven Vişali. Onların bu saldırılarına saldırıyla karşılık vermedim. Böylece onlara zarar vermek istemediğime güveneceklerdir Vişali. Fark ettim. Aslında sana güveniyorlar. Saçmalama, sana nasıl saldırdılar görmedin mi? Ama biliyorsun, yoruldukları için durmadılar. Onlar kendileri istedikleri için durdu. Unutma, güneş de hemen doğmaz. Onun ışığı karanlığı yavaş yavaş aydınlatır. Biraz sabırlı olmamız gerek. Bu biraz zaman alacak Vişali. Dayanmamız gerekiyor. Güvenlerini ancak böyle kazanabiliriz. Eminim bana kalplerini açacaklar Vişali. Bu belki biraz zaman alacak. Mutlaka düşmanlıkları sona erecektir. Yakında bana kalplerini açacaklar, göreceksin.
Anga kralı. Al lütfen. Yaraların için sana merhem getirdim. Eğer dilerseniz kulübemde dinlenebilirsiniz. İlk umut ışığını görebiliyorum. Bazen bir savaşı kazanmak için başlangıçtaki yenilgiyle yüzleşmemiz gerekir. Pancal sınırına geldiniz çocuklar. Tam önünüzde tüm Pancal krallığı var. Yarın sabah yeteneklerinizin ve cesaretinizin sınırlarını öğrenme fırsatınız olacak. Ve bir usta olarak sizi kazanıp kazanmadığımı öğreneceğim. Bakalım size eğitebilmiş miyim? Yarın göreceğiz. Eğer bir endişeniz varsa söyleyin. Kuru'nun en büyük prensi. Aklında herhangi bir şüphe var mı? Hiç şüphem yok usta. Merak etmeyin. Bir öğrenci olarak görevimi her zaman yerine getireceğim. Ve her emrinize uyacağım usta. İnanın bana ama görevim gereği neden Pancal Kralı'na saldırmak üzere olduğumuzu bilmeye hakkım yok mu efendim? Bu savaşı hak ediyor mu o? Bunu biliyordum. Böyle sorular sorman hoşuma gidiyor evlat. Aferin sana. Sana bir hikaye anlatayım. Ona göre siz karar verin. Pancal'ın kralı Drupada intikamı hak ediyor mu? Sen söyle. O iyi bir kral. Ve bir prens en iyi arkadaştı. Akıl hocaları aynıydı. Ve bu yüzden arkadaştılar. İster para ister eğitim oldukça akıllı. Her ikisine de her zaman eşit davranırdı. Prens olan arkadaşına ileride kral olduğunda krallığını onunla paylaşacağını söylerdi. Derken zaman geçti. Prens ve arkadaşının neredeyse bütün eğitimleri bitmişti. Prens krallığına döndü. Ve burada arkadaşının babası vefat etti. Ama hepsi bu değil. Arkadaşının hiçbir şeyi kalmamıştı. Hiç kimse ona saygı ve sevgi duymuyordu. Ancak aç çocuklarının önünde kendine olan saygısı zenginliğe hemen yenildi. Yoksulluğa yenik düşen arkadaşı ona yardım etmesi için en yakın arkadaşına gitti. Ve orada ona karşı durup arkadaşına çocuklukta verdiği her sözü hatırlattı. Ha 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 ha
Yoksulluk hem duyularını hem de zekanı almış gibi görünüyor baksana. Aptal arkadaşım. Çocukluğumda söylediğim ya da yaptığım her şeyi, ne varsa, geçmişte bıraktım. Hepsi orada kaldı arkadaşım. Bak, eğer ailene bakmakta zorlanıyorsan, sana sadaka olarak birkaç inek ve biraz altın verebilirim. Ama bir daha bana sakın arkadaş demeye cüret etme. Arkadaşın değilim. Çünkü dostluk her zaman eşitler arasındadır. Şuna bakın! Gördünüz mü? Bir şu aptal adama baksanıza! 5 parasız kalmış. Bir de gelmiş arkadaş olmak istiyor. Buna nasıl inandı bilmiyorum. Ve usta babam büyük bilge Barat Vaca'ydı. Ve o prens Pançal Kralı Drupada'ydı. Ve sizin ondan yaşadıklarımın intikamını almanızı istiyorum. Anladınız mı? Çünkü ben Drona'yım. Ben Bilge'nin oğluyum. Yıllardır bu hakaretin ateşi içimde bir volkan gibi yanıyor. Bu ateşi söndürmek size bağlı. Sakın beni savaş alanında utandırmayın. Size güveniyorum evlatlarım. Efendim, siz hiç endişelenmeyin. O kraldan intikamımızı alacağız. Ustamıza hakaret eden kişi bize de hakaret etmiş sayılır. O kralı oradan çıkarıp önünüze bir dilenci gibi koyacağım. Teşekkür ederim efendim. Sizin gibi güzel insanların yardımıyla Anga'nın gelişmesini sağlayacağım. Bunu unut gitsin. Gelişmekten bahsetmek açlık giderildiğinde hoş görünür. Burada, Anga'da hep açlık hakimdir. Geçmişten beri hep böyleydi. Her zaman da böyle gidecektir. Biliyorsun, Anga Hastinapur rejimi altındaydı. Ama bugüne kadar sağlığımızı görmek için kimse gelmedi. Ölümle mücadele etmiyoruz, hayatla mücadele ediyoruz. Ve sonunda hayatımızı yönetmeyi öğrendik evladım. Bu yüzden senin dediklerine burada hiç kimse inanmıyor. Çünkü onlar her şeyi biliyor. Buradaki insanların gözünde sen bir kral değilsin. Bizimle dalga geçmek için burada olan bir düşmansın. Eğer durum buysa, neden bana yardım ettin? Çünkü benim de bir oğlum oldu. Tıpkı senin gibi. Hep senin gibi değişimden bahsederdi. Hep açlığımızı gidermek için uğraştı. Ama kendisi susuzluktan öldü. Neden şaşırıyorsun Kar? Bu Anga'nın acı gerçeğidir. Su elde etmek için
hep alkol üretip Maga'da göndermeliyiz. Bu yüzden burada herkes su yerine her zaman alkol tüketiyor. Şimdi anladın mı beni? Oğlum buna her zaman karşı çıkmıştı. Ama Magat isyanına bir cevap olarak oğluma hiç su vermedi. Yardım etmek istedi. Ondan su istedik ama buraya gelip hiç kimseye su vermedi. Sevdiklerin nasıl öldü bilmiyorum. Ama umarım böyle olmamıştır. Bu gerçekten çok kötü bir his. Sevdiklerini kaybetmenin nasıl bir his olduğunu tahmin bile edemezsin evlat. Çok kötü bir şey bu. Biliyorum efendim. O acıyı biliyorum. Erimiş altın kardeşim şunun boğazını yakmıştı. Ve umarım hiç kimse böyle bir acı yaşamaz. Şon benim kardeşim. En azından oğlunun onlara karşı kazanma şansı vardı. Ama benim erkek kardeşim o fırsatı bile yakalayamadı. Ve onlara karşı hiçbir şey yapamadı, hiçbir şey. İşte ben tam da bunun için buraya geldim. Kardeşim Sean için buradayım. Sırf bu yaşadıklarım yüzünden kesinlikle pes etmeyeceğim ve her zaman savaşacağım. Lütfen bana yardım edin. Söyler misiniz? Büyük Anga halkına nasıl yeni bir hayat verebilirim? Onlara sadece su hayat verebilir. Yıllardır su içemiyorlar. Sadece yaşamak için su alıyorlar, o kadar. Ve o da hiç yetmiyor. Anga kralı, burada değişiklik yapmak istiyorsan önce buraya su getirmen gerekecek. Onlara su hakkını verebilir misin peki? İnsan 5 elementten oluşur. Su, hava, ateş, gök, toprak. Herkesin bu 5 şey üzerinde eşit hakkı vardır. Bu hakkı asla tek bir kişi alamaz. Bana söyler misin? Sizi kimi engelliyor? Efendim, lütfen beni onun yanına götürün. Acele et! Hadi! Acele edin, fazla zamanımız yok! Acele edin! Yeter! Sadece bu kadar su alacaksınız. Eğer hakkınızdan fazla su istiyorsanız Maga'da saygı gösterin, anladınız mı? Hadi!
Lütfen su verin. Çok susadım. Lütfen efendim. Çok mu susadın? Ha? Sana yardım etmemi ister misin? Asker. Bu çocuğa biraz ver de susuzluğunu gidersin ha? Hayır istemiyorum. Su istiyorum ben. Al hadi al. Hadi hadi. Al nasıl ama? Gördün mü Anga kralı? Yıllardır burada da aynı şey yaşanıyor. Sadece su için birbirlerini bile öldürebilirler. Danav, Magad'ın kralı Jarasandha'nın temsilcisidir. Ve Anga'nın ilerlemesindeki en büyük engel o. Bize hep karışıyor. Anga krallığı, o burada olduğu sürece asla bağımsız olmayacak efendim. Şeytan! Yoldan çekil! Su bir kişinin malı değildir. Oo, Angra çıkan. Demek sen hala burada duruyorsun ha? Çok garip. Baksanıza görünüşe göre Anga kralı da susamış. Tamam o zaman. Ona da getir. Ve karşılığında istediğin o suyunu al. Buraya tüm Anga krallığı için su almaya geldim. Anga kralı! Kral mısın yoksa soytarı mı? Bu suyun sadece Magad'ın malı olduğunu bilmiyor musun sen? Bu yüzden sana verdiğim o su için minnettar ol. Sakın ha beni kızdırma. Yoksa hayatını kaybedersin. Anladın mı? Bir daha sakın bana karşı gelme. Seni son kez uyarıyorum. Anga'nın suyunu Anga'da bırakın. Ve hemen buradan defolun. Gitmezseniz sizi buna çok pişman ederim. Ölmekten korkmuyorum. Önünde sonunda herkes ölecek. Ölümün onları ne zaman almaya geleceğini hiç kimse bilemez. Ama beni asla öldüremeyeceksin. O zaman savaşmaya hazırlanın. Anga kralı, seni bir kez uyarmıştım. Aç kulaklarını, beni iyi dinle. Bu sana benim son uyarım. Hala zamanın var. Geri dön, yoksa öleceksin. Oklarının bana ulaşacağından bile gerçekten şüpheliyim. Eğer bana saldırırsan ve bu haber Magad kralına giderse çok pişman olursun. O küçük Anga krallığının sonsuza dek kaybolur. Anga için her şeyi yapabilirim. Gerekirse ölürüm. Savaşa hazırlan! Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.